بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Borsayı bugünkü dersimizde işleyeceğiz. Eski ulemamız şirketi anlatırken iki kişi bir araya gelir, üç kişi bir araya gelir. Onlar şirket kurardı. O bağlamda şirketi anlatmışlardı. Onlar zamanında sanayi devrimi ile büyük şirket yapılanmaları ortaya çıkmamış. Hisse senetleriyle çok sayıda insanın katıldığı şirketler yoktu. Dolayısıyla onlara dair hükümler de fıkıh kitaplarımızda yok. Fakat oradaki esaslarla bugünkü şirket yapılanmasını, hisse senetlerine dayalı şirket yapılanmalarını nasıl anlayabiliriz? Ona dair esaslar var. Dün dersimizde şirketi mutalaa etmiştik. Bugün borsayı göreceğiz. Fakat borsa nedir onu anlamaya çalışacak. Tıpkı dün dersimizde şirketi anlamaya çalıştığımız gibi daha sonra bunların İslami açıdan, şer'i açıdan tahlil nedir onu göreceğiz. Arkadaşlar, borsa ilk olarak mevcut haline baktığımız zaman İtalya'da ortaya çıkıyor. Pazar demek. İnsanlar mallarını alıyorlar, getiriyorlar, satacaklar. Bir müessese, bir pazar, sermayenin olduğu bir yer var. Alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor. Yani alıcıyla satıcının bir araya gelmiş olduğu pazar, borsa. İslam literatürüne baktığımız zaman, İslam ticaret tarihine baktığımız zaman aslında bu işlemler mevcut haliyle borsanın dayanağı olan İtalyan pazarından çok daha öncelere dayanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde Hicaz'da panayırlar vardı, ticaret panayırlar var. Orada alıcıyla satıcı bir araya gelir. Fakat onun borsadan farkı, orada doğrudan insanlar mallarını tüketicilere satarlardı. Aİ teşkilatı bu borsa yapılanmasına bir parça benzeyebilir ama orada daha hususi bir yapı var, yapılaşma var. İşte ihvan olanlar bir araya geliyorlar, ticari bir yapı oluşturuyorlar, lonca teşkilatı vesaire. Borsayla bu anlamda ilişkili olabilir. Osmanlı'ya intikal ediyor borsa, 1800'lü yılların ikinci yarısında İstanbul'da da bir borsa açılıyor. Arkadaşlar, borsanın pratik hayata faydası şu: birisiyle ortaklık yaptınız, ayrılacaksınız, paranızı alacaksınız, karşı taraf çökebilir bir anda. Yani 1 milyon sermayeli bir şirket kurdunuz. %50'sinin hakkınız var, ayrılıyorsunuz. Paranın yarısını aldığınız zaman karşıda şirket çökebilir. Adam size parayı bir anda ödeyemez, ortak bulamaz. Fakat büyük yapılar, bu şirketler, adam 100 milyonluk bir yatırım yapacak, 50 milyon sermayesi var. Hisse senetleri çıkarıyor, hepsi eşit miktarda. Bunları satıyor, siz oraya ortak oluyorsunuz. Küçük sermayesi olanlar, küçük sermayedarlar, onlar da bu yapıya katılıyorlar. Normalde kendileri belki borsaya katılamazlar. Borsa her yapıyı, her şirketi kabul etmiyor. Kendisi oraya katılamaz ama müşteri olarak katılabiliyor. Şirketiyle katılamıyor ama müşteri olarak katılıyor. Büyük bir firma var. O firmanın hisseleri var, oradan hisse satın alıyor. Fakat bu insanlar paraya ihtiyaç duyarlar. Ellerindeki hisse senedini nakde dönüştürmesi gerekir. Ne yapıyor? Hisse senedini satıyor. Borsada alıcılar var, müşteriler var. Onlar alıyorlar. Hem şirket zarar görmüyor, bir anda çok sayıda insan şirketteki hisseleri satabilir, ayrılabilir şirketten. Eğer normal bir şirket olsaydı, işte amcanın oğlu, üç kişi bir araya geldiniz, bir şirket kurdunuz, iki tanesi ayrılıyor. Bir anda onların parasını ödeyemezsiniz.
Onlar da dayatıyorlar, diretiyorlar. Mutlaka ayrılacaklar. Bunu söylüyorlar. Şirketi devam ettirmeniz zorlaşır. Fakat borsada 10 kişi ayrılıyorsa başka insanlar var. Onlar o hisse senetlerini eğer karlı buluyorlarsa alıyorlar. Hem piyasada yastık altında bekleyen paralar, onlar da ekonomiye doğrudan katılıyorlar. Devlet için de tabii çok faydalı bir durum. Yani bu şekilde piyasayı canlı hale getiriyorlar. Yani arkadaşlar, eğer spekülatörlerin tekelinde değilse borsa faydalıdır. Yani ama maalesef daha çok faize dayalı sermaye sahiplerinin elindedir dünya borsaları. Türkiye'de de daha çok onların nüfuzu vardır. Ama umum manada borsaya, piyasanın ihtiyacı vardır arkadaşlar. Efendim, hisse senetlerini iki türlü insanlar satarlar. Bir, doğrudan kendileri satarlar. İki, borsa aracıdır. Borsa vasıtasıyla satarlar. Siz hisse senedi satıyorsunuz. Alacaklar var. Siz de ilgili firmanın hisselerini alarak ona ortak olacaksınız. Borsa alıcıyla satıcıyı birleştiriyor. Bir anlamda pazar borsa. Orada birleşiyorlar. Borsa aracı oluyor. Hisseleri satıyor. Bir de arkadaşlar, borsanın dışında yapılar var. Ama borsadan tabi bunların çok farkı var. Borsa doğrudan devletin denetimindeki bir mekanizmadır. Mesela İMKB, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, işte doğrudan devletin tasarrufunda, idaresinde, yönetiminde. Bazı yerlerde özerk olur, bazıları doğrudan devlete bağlı olur. Ama netice itibariyle çalışma şartları doğrudan devlet tarafından belirlenir ve denetlenir. Dışarıda harici böyle pazarlar, piyasalar olur. Oralarda da insanlar hisse senedi alır satarlar. Fakat risk oralarda yüksektir arkadaşlar. Kaç çeşit borsa vardır? Borsayı üçe ayırabiliriz. Bir, mal borsaları, işte tahıl borsası, fındık borsası, bu tür borsalar var. Müslümanlar bir ürünü üretirler. Fındık borsası zannediyorum nerede? Almanya'da herhalde. Fındığın dünyada en fazla üretildiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Almanya'da belki hiç fındık üretilmiyor ama borsası orada. Fiyatını onlar belirliyorlar. Adam çikolata, Almanya, bu ülkeler çikolatayla maruf ülkeler, meşhur ülkeler, çok üretiyorlar. Tabii fındık gerekli çikolata üretmek için. Borsayı kendi kuruyor. Fiyatını, dünya piyasasını o adamlar belirliyorlar. Yani mal borsaları var. Ürünlerin alıcıyla satıcıyı buluşturduğu yerler. Bir anlamda fiyatlar da bu şekilde belirlenmiş oluyor. Menkul değerler borsası var arkadaşlar. Burada hisse senedi, tahviller var, hazine bonoları var. Bunların alınıp satıldığı yerlere menkul değerler borsası deniyor. Bir de döviz borsaları var. Her şirket borsaya girebilir mi? Giremez. Yani devletin belirlemiş olduğu kriterler var. O kriterleri yerine getiren şirketler ancak borsaya girebilirler. Borsa indeksleri var arkadaşlar. İşte orada farklı, mesela İMKB'nin indeksi var. Onun altında farklı gruplar var, yapılar var. Şirketler onlardan bir tanesine girer. Onların hacimleri bellidir. Orada işlem yapabilirler. Ama her firma borsaya giremez. Girmesi için belli şartlar var. Onları yerine getirecek. Borsa üyeliği nasıldır?
Tabii demin de söylediğimiz gibi her borsa, her şirket borsaya giremiyor. Girmiş olsa o zaman orada bir düzen olmaz. Yani devlet kontrol edemez. Gerçekte bu şirket var mı yok mu? Hisse senetlerinin durumu nedir? Bunlar belli araştırma neticesinde belli kurallar yerine getirilip getirilmediğine bakılır. Ondan sonra bunlar kabul edilirler. Peki arkadaşlar, borsada müşteri olmak, alıcı var, satıcı var. İşte büyük holdingler, büyük firmalar, büyük şirketler, onlar sermayelerini eşit miktarlara bölüyorlar. Hisse senedi diyoruz ona. Sonra onu satıyorlar. Yani bir hisse senedi şu kadar diyorlar. Siz de müşteri olarak bunları alıyorsunuz. Bu noktada tabii farklı hususiyetler var. Borsa emirleri var. İşte açılış fiyatından işlem yapıyorsunuz. Borsa emirleri dediğinizde müşterilerin bir hisse senedinin alım satımı için aracı durumundaki borsa üyelerine verdiği talimatlara borsa emirleri diyoruz. Borsa emirleri, müşterilerin bir hisse senedinin alım satımı için aracı konumdaki borsa üyelerine talimat veriyorlar. Buna borsa emiri diyoruz. Hisse senetlerinin fiyatlarını tahdid etmek, fiyatlarını belirlemek. Bu hisse senedinin fiyatlarını tabii belirlemede şirketin varlıkları önemli. Şirketin kar edip etmemesi önemli. Ama sadece bu yalnız başına yeterli değildir. Bir şirketin piyasada çok kar ediyor olmuş olması yalnız başına o şirketin borsada hisselerinin değerini belirlemez. Ne etkilidir? Mesela siyasi konjonktür etkilidir. Devlette bir kriz olsa bütün şirketlerin hisse senetleri dibe vurabilir, değer kaybedebilir. Buna işte karamsar piyasa diyoruz veya işte iyimser piyasa, değerleri hisse senetlerinin çok yükselebilir. Yani dediğim gibi bunda şirketin varlığı önemli. Arz talep önemli. Siz piyasaya hisse senetlerini arz ediyorsunuz. Talep yoksa değeri düşer. Talep çoksa değeri yükselir. Yani orada da arz talep var. Şirketin imkanları, yani şirketin kar edebilir durumu. Şu an yani çok büyük bir şirket olabilir ama kar edemiyor, zarar ediyorsa bu hisse senetlerine etki yapar arkadaşlar. Tabii tahminler de müşterileri etkiler. Yani borsa uzmanları var, onların değerlendirmeleri var. Borsada farklı isimler altında görev yapan çok sayıda insan var. Farklı statüde bunlar borsada vazife yaparlar. Bunların borsaya dair kriterleri, tahminleri, müşteriler üzerinde etkili olur. Yani alalım, almayalım noktasında insanlar onların sözlerine bakarlar arkadaşlar. Şimdi hisse senetlerini satın alanlar, hisse senetlerini satın alan arkadaşlar, müşteriler ortak olurlar. Yani bir büyük bir şirketin hisse senetlerini alıyorsun, bir kısmını aldınız siz, oraya ortak oldunuz. Aslında borsa niçin var? İnsanlar, burada bir şirket var, bunun hisseleri var, alıyorlar. Bir yıl bekliyorlar. Bu şirket ne kadar kar yaptıysa o ortaklara dağıtıyor. Onlar da hisselerine göre oradan kar alıyorlar. Yani normal ortak olmak için insanlar hisse senedi alırlar. Ama maalesef bugün
Bunun için kullanılmıyor. Daha çok niçin kullanılıyor? İnsanlar hisse senedi alıyorlar. Alırken şuna bakıyorlar. İlgili uzmanlar var. Spekülatörler var. Bunlar konuşuyorlar, değerlendirme yapıyorlar. Borsayla iştigal edenler de bunları dinliyorlar. Diyorlar ki, efendim şu müessesenin hisse senetlerinde bir düşüş olacak diye tahminde bulunuyorlar. Yani şu 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 gerekçelerden dolayı adam da gidiyor oradaki hisse senetlerini satıyor. Niye? Düşüş olacak. Yani bugün bir hisse senedi 100 liraysa o satıyor, bir ay sonra o hisse senedi 10 liraya düşüyor, 50 liraya düşüyor. Tabi elinde büyük bir yekün oluşuyor. Diyorlar ki, efendim falan şirketin hisselerinde bir yükselme olacak. Bugün hisse ne kadar? 10 lira diyelim hissesi. Adam gidiyor oradan 100 tane hisse senedi alıyor. Bir ay sonra 10 liralık bir hisse 50 lira oluyorsa adam çok büyük bir kar elde etmiş oluyor. Maalesef bu şekilde borsa işlemleri bugün daha çok yapılıyor. Ama aslında borsayı hangi koordinatlar dairesinde kabul etmeli, işlem yapmalı? Gidiyorlar, hisse senedi alıyorlar. O firma hisse senedini, hisse senediyle borsadan millete arz edilen firma sıcak para elde etmiş oluyor. Onunla yeni yatırımlar yapacak, yeni iş alanları, iş sahaları oluşacaktı. Ama şimdi burada siz hisse senedi alıyorsunuz, bekliyorsunuz. Ne zaman bu şirketin hisseleri düşecek? Ha, 10 gün sonra düşecek diyorlar. Hemen satıyorsunuz. O satıyor, o satıyor. Şirket dibe vuruyor. Siz gidiyorsunuz. Hangi şirketin hisselerinde bir artış olacak? Oradan alıyorsunuz. Peki bunun ticari hayata, istihdama, insanların iş bulmasına bir katkısı olmaz arkadaşlar. Ticaret böyle ticaret görünümlü ama kumarla alakalı ilişkili bir yapıya dönüşmüş olabilir diyoruz. Evet arkadaşlar, hisse senetlerinin ticaretiyle alakalı farklı yollar var. Birincisi mevcut olanın satımı. Yani şirket belli, hisseler belli. Belli olan hisseler satılıyor. Bunlar satılınca hisseyi sattığınız zaman karşı tarafın milkiyetine bu hisseler geçmiş oluyor. Bunun tabi işlemleri var. Bu işlemler bitince hani hemen kabz işlemi oluyor. Ama işlemler tamamlanınca artık icap kabul zaten yapılmıştı. Haklar müşteri tarafından elde edilmiş olur. Eğer mal belli, eğer menkul değerler borsasıysa, hisse senetleri satılıyorsa, işlem yaptınız, siz onları aldınız, mevcut olan bir şey satıldı. Arkadaşlar şöyle yapılabilir, bir satış yapıyorsunuz, hisse senetlerinin %10'u oranında bir satış yaptınız, %90'ı bilahare yapacaksınız. Bu şekilde de borsada satış olabilir. Ya da adam malik olmadığı, sahip olmadığı bir şeyi satıyor. Bu şekilde de borsada satışlar oluyor arkadaşlar. Peki borsada arkadaşlar işte tüketim mallarıyla alakalı borsa olabilir. Gıda ürünleri tabi bunun içinde bunlarla alakalı satışlar olur. İşlemler yapılır. Bu işlemler hemen gerçekleşebilir. Daha sonra gerçekleşebilir. Eğer hisse senetleri üzerinde isim yazıyorsa, siz de bunları satın aldıysanız, adamın adı yazıyor. Tekrar sizin adınıza bunlar tescil edilecekler. O süre zarfında işte ne kadarsa, borsa bunu ne kadar tamamlıyorsa o kadar bir bekleme süresi olur. Yok eğer hamile diye yazıyorsa, sizden önceki adam o senetlere sahipti, şimdi siz onlara sahip oldunuz.
Peki bu borsada tahmin var arkadaşlar. Tahmin, buna spekülasyon diyorlar. Tahmin, yani menkul değerlerde, işte ticari malda, dövizde bu mal, bu tabir kullanılır, spekülasyon kullanılır. Bu işi yapana spekülatör denir. Adam tahminde bulunuyor. Fiyat değişimiyle alakalı, yani şu hisse senedi düşecek diyor, bu hisse senedi artacak diyor. Kendisi de bunu yapabilir, bizzat kendisi. Bakıyor borsaya, epey zamandır ilgileniyor. Diyor ki işte savaş var. Savaş varsa o zaman insanlar gıda maddeleri alırlar. Böyle mobilya vesaire gibi şeyler almazlar. İşte halı, kilim, bu tür şeyler almazlar. O zaman bunları üreten firmaların hisseleri düşebilir diyor. Gıda maddeleri artabilir. İnsanlar böyle zamanlarda bunlardan stok yaparlar, alırlar, evlerinde saklarlar. Hani 15 Temmuz akşamı birileri neredeydi? Market kuyruğunda millet kendini muhafaza ve ülkesini muhafaza ederken birileri makarna kuyruğuna girmişlerdi. Yani böyle olağanüstü durumlar, şartlar olduğu zaman gıda maddeleri, bunları üreten firmaların değerleri yükselebilir. Ama bütün bunlar tahmin olmayabilir de, tersi de olabilir. Adam A firmasında, A şirketinde hisseleri var. Bu şekilde bir tahmin yaptı. Oradaki bütün hisselerini aldı, buraya yatırdı. Fakat şartlar değişti. O yatırdığı yerdeki hisseler dibe vurdu. Öteki taraf, yani yeni satın aldığı yerdeki hisseler dibe vurdu. 50 liraya aldıysa 10 liraya düştü. Öteki yerde ise sattığı yerdeki hisseler sattığı andan çok daha yukarıya çıkmış oldu. Buna arkadaşlar adam tahammül edecek. Çünkü risk alıyor. Yani risk alıyor. Risk alarak bunu yapıyor. Büyük zarar da yapabilir. Büyük paralar da kazanabilir arkadaşlar. Büyük paralar kazanabilir. Yani İslam bu spekülasyonu onaylamaz, reddeder. İslam'ın şirketlere ve borsaya bakışını sonraki dersimizde göreceğiz Allah'ın izniyle. Ama şu kadarını söylemiş olayım. Yani eğer faizden uzak bir borsa varsa, spekülatörler o borsaya girdiler, orada işlem yapıyorlar diye İslam bize o piyasadan, o borsadan çıkmayı emretmez arkadaşlar. Yani bir pazar düşünün, piyasa düşünün. O piyasaya insanları aldatan adamlar girdi, orada mal alıyorlar, satıyorlar diye İslam ticareti yasaklamıyor. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Yani şari ölçüyü koydu, bey kapsamına, satış kapsamına giren neler varsa onlar helaldir. İslam'ın belirlediği ölçüler dairesinde. Ama Allah Teala faiz kapsamına giren, insanların alın terini sömüren neler varsa onları da haram kılmıştır diyoruz arkadaşlar. Peki bu meseleyi de hülasa etmiş olduk. Şimdi İslam şeriatı yeni şirket yapılanmalarına nasıl bakıyor? Bunlar nasıl değerlendiriyor? İnşallah yarınki dersimizde bunu görmüş olalım.